burada Team Secret oyuncularını gördü ama bir türlü isabetli vuruş yapamadı. Power'dan haberler var. Nova'nın para boyunu düşürmüşler. Para boy çok kötü pozisyonda. DRS bu arada kendi aracını patlattı. A1 ekibinden spreyler geliyor. Order burada bombasını çekmişti Sildiler. Ve Nova bu hafta sonunda yok. Nova'yı bu hafta sonunda görememek benim için üzücü. Benim için de. Ama burada Power ekibinin çok iyi oynadığını söylemekte fayda evet, var. Avantajları çok iyiydi. Yükseklik avantajını ve cover avantajını sonuna kadar kullandılar. Bu da onlara 3 kill puan olarak döndü. DRS elendi. Dediğimiz evet. Senaryo gerçekleşiyor gibi. Futbolistin önünde sadece RRQ ve Bigetron yani var. 14 puanı ikinciliği alıyoruz. 15 puanı DRS'in önüne geçiyoruz. Solkai bu arada A1'dan Jax'ı düşürmeyi başardı. Sıcak dakikalar var şu anda. Weekend haritasında futbolistin sahneye çıkma vakti geliyor. Perde açıldı. Bakalım neler yapacaklar. Power ekibi şu anda RRQ ile bir fight'e girecek. RRQ burada elenirse futbolist için ideal senaryo çok, olacak. Çok iyi olur. Korpa'yı bombasını çekti. Oraya doğru gönderdi ama çok etkili olmayacak. Smoke dağıtmış olabilir o yük evet. Kapatmak için. Bir 11. Kill switch uzaklardan execute. Yani resmen tırtıklamaya çalışıyor tüm puanları. Hasar almadılar Timur. Buraya kadar hasar almadılar ya. Bir tane 8 bandaj basmadılar. Execute'u son 16'da görebilecek miyiz bilmiyorum ama çok bu alan içerisinde görebileceğimiz tek isim şu anda Fame Boys. Evet. Carillo da ucundan girmiş gibi ama futbolist çok kolay bir oyun beklemiyor Kuzeye bence. Kuzeye bakar mısın? Bigetron, Power ve RRQ fight'a girecek. Yani çok kritik ve Execute çok uzaklardan onları darlıyor. Ve görebiliyor. Yani, ve görebiliyor. Şimdi Korpa'yı burada güzel bir pozisyon aldı. Korpa'yı'dan o pozisyonun cevabı geldi. Hemen orada bir indirdi. Ernie de cevap olarak Korpa'yı indirmeyi başardı. G9 şimdi pozisyonunu almış durumda. Bir geriye doğru sürünmeye çalışıyor. Gevi'yi kaldırmayı başarmışlar. Futbolist'ten güzel haberler var. Yanılmıyorsam A1 ekibinden bir oyuncuyu daha düşürdük. Kill Switch. Power'dan Ice'ı vurdu. Uzaklardan hala müdahale olmaya devam ediyor. Gevi orada bombasını çekti. Güzel bir bomba olabilir bu. Zaxi'ye doğru geldi bomba ama etkili olmadı. Zaxi çok kötü pozisyonda kaldı şu anda Bigetron. Tepelerde çatılarda oyuncu var. Arka tarafta da Execute var. Çıkılacak bir yer değil burası. Örneğin orada Korpa ekilini çekmeyi başardı. Yani bir tık yavaş geçen bir fight. Sanırım daha yükselmeme gerek yok. Biraz daha sakin edildiler. Biraz durulacağız. Az sonra ama orada ortalık karışacak. Oo, Lovazin uzaklardan mikropoyu düşürmüş. Oo, Bigetron'a darbe var ve darbenin adı şu anda Lovazin. Harika bir iş yaptı. Round'da o bölgeyi net bir şekilde görebiliyor. Laxi'nin pozisyonundan da haberdarız. Gayet net. Skorlarda gelecek. Oo, Lupus'a sıkıntıya düşmüş gibi. Evet. Team Secret sonunda onlara bir cevap verdi ve Lupus'u iki oyuncusunu kaybetmeye itti bu durum. Şu anda bir atışlarını yapıyor. Lats orada rotasyon atmaya çalışırken araçlı ama bir an önce çukura girmesi onun hayatta kalmasını sağladı. A1 ekibinden araya bir sürpriz var. Lovazin BTR'ı vurmaya devam ediyoruz. Kill puanları da geliyor futbolist için. Vurduğumuz ekip de üstümüzdeki BTR. Çok sevindirici haberler. Kill Switch de orayı darlıyor. O da puanları topluyor. Çok istekli bugün Kill Switch. Lats bu arada Laxi'yi düşürdü ve öldü. Garantide geldi. Futbolisten güzel hamleler. Alan sınırında çok güzel yer tutmuşuz. İçeride 3 takım var. Power, Bigetron, RRQ, Solkai. Güzel haberlere cevap geldi orada Zaxi'den ve üstüne G9'ı da düşürdü. Yani inanılmaz. Yani Bigetron bunları çok güzel yapıyor. Yani Solkai orada çok güzel pozisyon almıştı. Onu dönüp vurdu. Koşan RRQ oyuncusunda vurdu. Abi şimdi Larson'u cezalandıracak. Sonunda. Ve cezayı kestik. Bigetron lobiye veda etti. Futbolist sahne alıyor dedim. Daha da alacak. Daha kesinlikle. Yeni başlıyoruz. Orada yeter ki Solkai'yi kaldırabilirim. Daha Bigetron'u tutacağız. Güzel bir bomba geldi gibi. Harika bir bomba Lats'tan. İki oyuncuyu birden indirdik. Lats oyna orayı. Hayatta kalan son bir oyuncu var. Be. Bir çok bomba iyisin. Daha geldi. Harikasınız futbolist. Bir bomba daha ve Bigetron'a kötü haberler. Üstüne RRQ'ya kötü haberler. Futbolist çok istekli. Lats G9 killini çekmeyi başardı. Üstüne oynuyoruz şu anda. Bir'i de düşürdük. Futbolist harikalar yaratıyor. Onu da aldık. Onu da öldürdük. Yok mu daha gelen? Execute üstümüze geliyor. Onları da düşürmeyi başardık. Lats, Solkai, Lovazin harikalar yaratıyorsunuz. Execute'u da indiriyoruz. Fate de yerde. Örneği de bitti. Lufsoraya geldi. Örneği de bitirdik. RRQ da gitti. Kralı gelsin. Futbolist bu tepenin hakimi. Çok iyi bir oyun geliyor yine tekrardan. Yani 13 kill puanı çekmek demek hala da
18 oyuncu hayattayken. Hadi 4'ü biz, 14 puan daha var. Lats neler yapıyor sonu execute'a hala çekmeye devam ediyoruz. Aracın patlamasıyla ekor da yere düştü. Futbolist harika oyuna devam ediyor. 3. sıraya kadar yükseldik. Daha sıralama puanı gelecek. İlk 2'de Türk takımını görüyoruz. Çok heyecanlıyım. Güzel bir maç bizleri bekliyor. Team Secret aşağıda, Loops aşağıda. Eyvan arka tarafta pozisyon almış zor durumda. Ama çok zor pozisyondayız, evet. Ama alacağımızı aldık bence. Orayı görüyor musunuz? Takım var. Görüyoruz orayı. Aerowarf'da eğlendi. Futbolist. Yani sahneyi alacak demiştim. Sahneyi şu anda yıkıyor. Evet, kesinlikle öyle. Yani o tarafı da Eyvan tarafında görebilirsek aslında oraya doğru bir rotasyon belki bizi haritanın içine doğru atabilir ama çok açık işte. Yol... Fame Boys'u burada yakalayabilirsek, execute'u bir eleyebilirsek çok güzel oynanacak bir pozisyon var aslında kuzey tarafında. Ama Team Secret'ın yılanları da o bölgede. Loops güzel pozisyon almış. Eyvan bize burada sıkıntı çıkartan takım ama Loops bize orada yardım etmeyi tercih etti. Carillo'dan çok güzel vuruşlar geldi uzak mesafeye. Yani devam edeceklerdir kesinlikle. Biz birazcık daha sakin oynamaya özen gösteriyoruz. Çünkü bir açık görmedik. Şimdi aracı atladı Lovaz'in. Sol kayında korumasıyla beraber içeriye doğru geçiş yapıyor olacağız büyük bir ihtimalle. Yani orada bir tık kötü haberler geliyor. Jax UMPC ile Lovaz'ini düşürdü. Sol kay karşılık verdi. X-Fame Boys'u düşürdü. Godsend'den gelen bir yardım var. Şimdi rotasyon atarken orada kill switch'e yakalandık. Kötü pozisyondayız. Yapabileceğimizin en iyisini yaptık bence bu maçta. Ama hala daha maç bitmiş değil. Çünkü Solkay hala hayatta. Neler yapabileceğini çok iyi biliyoruz. Gazı dağılmış durumdayız ama burada... Arka tarafta Solkay geldi bu arada buraya. Execute'un dibine kadar. Kill switch'in dibine girdik. Tek başına Solkay bombayı çekti. Arkadan Godsend ne olur bizi görme. Kill switch'e doğru bomba gelirse çok etkili olabilir. Zaten iyi de pişirdi bombayı. Solkay harikasın sen. Solkay harikasın sen. Şimdi Secret'ın oyuncusunu da biliyoruz. Sesi aldık. Solkay eli çok sıcak. Yanıyor Solkay. Hadi onu da bitirirsin. Harikasın sen. Harikasın sen. Harikasın sen. Solkay neler yapıyorsun? Bu nedir? Timur bu nedir? Suratlarında patlattı bombayı. Yani resmen benim beynimde patladı bomba. Evet. İnanılır gibi değil. Godsend hala hayatta. Loops hala hayatta. 4 takım kaldı. 7 oyuncu var. Solkay neden olmasın ama çok kötü pozisyonda. Alan bir türlü bizden yana değil. Evet. Daha ne yapalım biz? Daha ne yapalım? Birinciliği ama sanırım kıdasının önüne geçti. Geçtik canım, geçtik. İki Türk takımı çok müthiş bir başarı. Hafta içi maçı olsa da bence harika bir performans. Ya bir de bunun böyle şaşalı geliyor olması işte dünkü Sostolko Türk çıkartması gibi yani böyle bir şekilde yani yumruğumuzu masaya vurarak bunu başarabiliyor olmak harika. Biraz daha oynarsa her yerinden öpüyorum sol kayıttan yani o derece bir performans evet. Var şu anda. Yani tek başına execute'u artı Team Secret eledi. Daha şimdi ne yapacak? Birinci olacak. Yapabilir. Yapabilir de alana nasıl girecek? Yolun karşısına geçmesi lazım. Çok kötü pozisyonda. Eyvan da elendi. 6 oyuncu kaldı. Yeter ki burada Godsend ile Loops birbirine girsin. Başka bir isteğim yok. Evet. Solkay eli çok sıcak. Alan dışında kit basmayı tercih ediyor. Yapacak çok da bir şey yok. Karşıya geçmesi çok zor. Güzel haberler geliyor. Federal Tsukuyu düşürdü. Şimdi Tsunami çok güzel sprey ama bir türlü isabetli vuruşlar gelmedi. Solkay'ın hala hayatta olduğunu görüyorum. Kaç kiti var bilmiyorum ama Trivis'ten güzel atışlar geldi. Federal yerde. Carillo. O da pozisyon almak durumunda. Güzel karşılıklar verdi Carillo. Kitini basıyor şu anda Godsend oyuncuları. 2 kişi kaldılar. 2 vs 1'lik bir durum var. Solkay alan dışında. Kitini basmaya devam evet, edecek. Evet, Trivis'ten güzel vuruşlar geldi. Carillo düştü. Federal hala hayatta. En azından ikinci bitirelim. Alan dışında kaldı bu arada. Godsend alan dışında kaldı. Öne doğru smoke'larını atmışlar. Solkay hala kitini basıyor. 10 tane daha kiti var. Girer, neden alana olmasın? Girer. Yapar. Solkay bunu yapabilecek tecrübede. Çok enteresan bir maç. Bir yandan kit basıp bir yandan ilerlemeye çalışıyor. Trivis'ten güzel haber. Carillo düştü. Çok kötü pozisyonda bu arada Godsend oyuncuları. Federal orada bir oyuncuyu düşürdü. 1 vs 1 vs 1. Futbolist bunu neden başaramasın? Neden yapamasın? Hak eden ekip şu anda futbolist. Solkay kitlerini basmaya devam ediyor. Ama artık alan da çok vurmaya başladı. Ne kadar daha ilerleyebilir bilmiyorum. Federal'in yerini biliyor. Godsend oyuncusunun da yerini biliyor. Yeter ki oyuncuyu kaldırmasın orada. Yani Reviz'i şu anda kaldırmayı deniyor Navy. Federal buna izin vermemesi gereken isim şu anda ama o da tek başına olduğu için ve ağacın arkasında kaldığı için oraya doğru koşu başlatmaya şu anda yeltenemiyor. Çok açıkta kalacak yoksa. Yani Solkay hala kit basıyor. İnanılır gibi değil. Navy açık alana çıktı. Federal'in pozisyonunu biliyoruz. Yapabilirsin Solkay. İnanıyoruz sana. Hadi orada onu da indir. Geç açık alanda. Galiba. Federal çok kötü pozisyonda. Alana düşecekler gibi gözüküyor. Solkay alana öldü. Evet. Bir tık geç bastı. Bir tık geç bastı. Evet, gördüm ben onu. O anda gördüm yani.